Selam tekrar herkese hoş geldiniz. Ben Avatar'dan Kaya. Bugün reaktif Mikro Servisleri nasıl develop edileceği ile alakalı kitaptaki chapter'dan öğrendiğim şeyleri aktarmaya çalışacağım size. Sorunuz olursa zaten hani bölüp sorabilirsiniz. Başlayalım. Şimdi burada aslında 5 ana başlık altında ilerlemiş e, kitap. E, bir tanesi bir e, non-blocking, senkron API'larla Event Driven asenkron e, servisler arasında nasıl seçim yapacağımıza karar vermemiz gereken bir başlık. Birazdan burayı inceleyeceğiz. Sonra ilk önce non-developing senkron REST API'ler Spring kullanılarak nasıl develop ediliyor? Sonra Event Driven asenkronlar nasıl develop ediliyor? Daha sonra da işte Running Manual Test e, of the Reactive Microservice Landscape yani genel anlamda manuel testleri mikroser, reactive reaktif nasıl run ediyoruz? Bir de automat automated testleri nasıl ran ediyoruz onlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk önce şeyden bahsedelim. Non-blocking senkron API'larla event driven asenkron API'ler arasında bir tercih yaparken bazı dikkat etmemiz gereken şeyler olduğunu söylüyor kitap. Burada şöyle açıklamış aslında. Genel mantıkla baktığımızda asenkron reaktif uygulamalar dizayn etmek ya da bu kararı vermek yapı için bizim için daha mantıklı gelse de aslında bazı durumlarda e, non blocking e, ama senkron olanları tercih etmek bizim için e, daha fayda olacaktır diyor. Bunun için 3 tane örnek vermiş ama bunları tabii biz de genişletebiliriz. Ya bir tanesi şey e, read operasyonu yapan uygulamalarda zaten aslında adamın amacı read etmek ve beklemek aslında yani asenkron bir servis vermek onun çok işine gelmeyecektir. Hani burada farklı örneği olan varsa onları da bu arada dinleyebiliriz. Hani bu, ilk önce bu e, maddeden bahsediyor. Daha sonra da gene bu bazı platformların senkron yapıya daha uygun olduğundan bahsediyor. İşte ne bunlar? E, single page web application'lar olabilir. E, normal senkron yapıda kurulan web application'lar olabilir. Client olarak düşünüyoruz bunların hepsini bu arada. Ya da mobil application'lar olarak düşünülebilir diyor. Bunlarda gene hani direkt olarak cevap vermek, senkron yapıda cevap vermek bu single web application ve mobil applicationların da yapısına daha uygun olacağı için burada bizim non-blocking senkron yapıyı tercih etmemiz daha mantıklı olabilir. Bundan bahsediyor. Bir de farklı organizasyonlarla kurduğumuz iletişimlerde, communicationlarda aslında hani bir... Ee, event driven dediğimiz zaman neticede bir işte mesaj iletmemiz gerekecek. Ee, Kafka ya da RabbitMQ gibi bir sisteme ve dolayısıyla bu adamların da biz producer olacaksak onlar consumer olacaklar. Ve farklı organizasyonlarla bu şekilde çalışmak hani development zamanında çok ağır yüklere sebep olabilir, karmaşıklığa sebep olabilir diye farklı organizasyonlarda çalışacağımız zamanda reaktif bir servis tasarlarken non blocking senkron yapıdan Yana hani tercih yapmamız bizim işimizi kolaylaştırır gözüyle bakıyoruz biraz da dediğim gibi burada farklı örneklerde hani yaşanılan tecrübelerden sonra olabilir açıkçası ben çok fazla yaşamadığım için kitaptakilerden gideceğim biraz. Şimdi non blocking senkron rest API'ları kullanırken bir kere ilk önce spring reaktörü bu arada şeyden bahsetmem gerekir mi ona da gireyim yani non blocking ya da işte direkt blocking senkron. API'ler hakkında biraz bilgi vermem gerekirse ondan da biraz bahsedebilirim. Ufak bir geçeyim isterseniz onun da üstünden. Ee, şimdi aslında IO ve non blocking IO diye geçiyor bunlar Java'da. Java 5'ten sonra gelmiş olması lazım non blocking IO'nun. Şimdi e, blocking de aslında şöyle çok basit mantıkla e, bir thread var. Bu thread'e bir istek geldiğinde o thread o işlemi sonlandırana kadar e, tamamen bloklanıyor. King apilerde e, şöyle bir durum oluyor. Aslında bu thread'in görevi istek sonlanana kadar değil de sadece o isteği alıp iletmekle alakalı. Yani ben bir e, servise bir mesaj gönderdim örnek veriyorum. Thread sadece alıyor ve diyor ki bana böyle bir mesaj geldi, bunu işle. Backend'de tekrar e, bir serviste örnek veriyorum bu işlem yapılıyor. Daha sonra thread e tekrar gidiyor thread'in olduğu katmana buffer diyoruz oraya da buffer'a tekrar gittiğinde thread diyor ki tamam bu işlem tamamlandı, ben bunu geri döneyim tarzında. Non-blocking ile blo şey non -blocking, ile blocking arasındaki fark bu aslında basitçe özetlersek. Şimdi burada non-blocking, senkron REST API'ları kullanırken bir kere e, spring reaktörün bazı e, data type'ları var. Onları zaten kullanmamız gerekiyor. Bunlar mono ve flux diye geçiyor. İşte mono birden sıfırdan e, bire kadar yani tek bir aslında entity döneceksek mono'yu kullanıyoruz bir collection tipinde bir e, data type'la döneceksek aslında Flux'ı kullanıyoruz. Bir kere non-blocking senkron REST API'yi biz dizayn ediyorsak artık return type'larım return type'larımızı ya mono ya da Flux'a çekmemiz gerekiyor. Kitaptaki örnek üstünde şeyler var. Spring Data'yı MongoDB üzerinde kullanmış. Birazdan onları da göreceğiz. Hani bunları gene işte mesela CRUD e, repositoryleri, reactive CRUD repositoryleri çekme gibi ayrıntılar var develop ederken onlardan bahsedeceğiz gene servislerde ya da mesela benim bir servisim var e, o serviste işte blocking yapı, yapıda bir tane repository'ye bağlanıyor orada nasıl non-blocking'e çevirebiliriz ya da o blocking'e dokunmadan en azından servisim ben nasıl non-blocking'e çevirebilirim ondan falan bahsedecek ilerleyelim biraz da şimdi burada aslında bahsettiği şey benim biraz önce e, bahsettiğim şeylerden e, örnekler. İşte dönüş tiplerimiz mono ve flux olarak değiştirilmiş burada. Ondan sonra işte krat e, riposterlerimiz reaktif krat riposter olarak geçiyor artık. E, testte de bunları değiştirirken biz Genel olarak benim gördüğüm kadarıyla testlerde blok ve e, burada step verifier'ın bazı metodu işte bazı metotları var create falan diye verify complete bunları kullanarak testleri değiştirmemiz gerekiyor. Yani bizim normalde yaptığımız bir test işte repository fund by optional falansa işte get falan yapıyorduk. Burada artık e, bu mono döndüğü için nokta blok dediğimiz zaman aslında bize entity verecek. Testlerde de bu tip değişik, değişiklikler yapmamızı söylüyor. Büyük ihtimalle zaten IDE bizi bu konuda uyarır diye düşünüyorum. Burada işte aslında bahsettiğimiz kurallardan e, genel olarak örnek geçiyor. İşte return type'ını mono'ya çeviriyor. Bu mono ve flux şeyden geliyor. Spring reaktörden geliyor. Ondan sonra hmm. işte burada bir işlem yapıyor. İşte find by product, product Bu da artık reactive crat repository'den geliyor. İşte burada farklı olarak switch if empty diye bir tane mesela kelime var. Burada e, Error gelirse işte not found exception'ı fırlatacaksın diyor product id'yi vererek. Ve şuradaki log da aslında buradaki benim e, reaktif yapıdaki bütün aslında yaptığım işlemleri loglamaya sağlıyor. Yani bu buna subscribe oldu işte ya da hata verdiyse burada bir error verdi. İşte bu logu basıyor falan bu şekilde gidiyor. Map'ten sonra da burada zaten entity API dediği yerde aslında basit bir mapper gibi düşünebiliriz. Ee, ya bizim entitimizi e, API'mizde kullanacağımız bir objeye çeviriyor burası. Burada da gene işte servis adresi return etçe bir tane e, metot var onu çağırmış maplerken. Devam edelim. Şimdi blocking kodları nasıl handle edebiliriz? Burada biraz ondan bahseden bir kod örneği var aslında. Şimdi burada getReviews diye bir tane metot var override edilen. Burada async flux diye bir tane metot var. Bunun içinde de get product ID var. Şimdi burada get by product ID metoduna baktığımız zaman aslında repository'den direkt find by product ID deyip hani sonrasında işte blok falan bir şey kullanmadığı için direkt list dönmüş. Buradan aslında bunun reaktif olmadığını anlayabiliyoruz. Ondan sonra entity list liste zaten hani entity'mizi gene bize anlamlı işte front end'e ya da client'e vereceğimiz bir objeye çeviren bir metot kullanmışız burada. Burada normal aslında aslında bir e, senkron ve blocking bir tane metot var bizim için. Kullandığı metot da öyle, repository metodu da öyle. Şimdi async flux da şöyle bir şey yapıyor. Bunun içine iterable bir şey alıyor. Bu neticede bir list dönüyor. Ondan sonra bu iterable'dan bir flux e, objesi üretip bunu da publish ediyor scheduler'a. Bu aslında biraz böyle bana şey gibi geldi. Yani bir şey ben sürekli stream ediyorum. İçine çok dahil olamasam da o işin tamamladığında benim için bunu bu hizmeti veriyor gibi düşünüyorum. Burada da zaten hani gene Flux'a ve Mono'ya çevirirken şu tip örnekler internette de baktım ben bayağı fazla. Devam edelim. Ha, kompozit servislerde nasıl yapılıyor falan kısmına geldik. Şimdi kompozit servisler dediğimizde Assigned diye bir şey bu ilt ediyor. Ve Web Client'ta e, Normal bizim işte URL'imiz var. URL'imizi veriyor. Retrieve body to flux diyor. Burada response body flux'a atıyor. Burada tabi onu kestetçe şey de söylüyor aslında. Klası da söylüyor. Log oluyor. Şurada bir farklılık vardı. Yani on error resume'da resim, şey normalde throw ediyordu hatayı. Bir sonraki satırda şunu söylemiş kitap. Böyle işte kompozit diğer e, servislere çağrı yapan servislerimizde burada bir hata throw edersek bütün sisteme bir fail e, chain başlatabiliriz, error chain başlatabiliriz. Dolayısıyla böyle, bu tip yerlerde daha çok böyle empty yapıp e, reaktiflerde hani genelde hiçbir şey yapmamasını sağlayıp en azından o hatanın bir zincir olmasını engellemeliyiz diyor. Servis implementationlarında işte bazı e, değişiklikler yapılması gerekiyor. Bu mono.zip dediğinde işte aslında burada Şurada çağrı yaptığımız e, servisin karşı taraftaki e, halini düşünebilirsiniz burası için burada şey diyor ben mono.zip zip kullandığımda diyor bu buraya gelen paralelde yani bizim mesela stream paralel vardır, read işlemlerinde e, farklı işlemleri paralelde gerçekleştirilebiliyor yani çok böyle yani çok değil de o listenin datasını oynamayacaksak falan stream paralel tercih edilebiliyor biraz da e, performanslı olduğu için. Bu zip de aslında o stream paralelinin biraz reaktif versiyonu gibi düşünüyorum ben. Çünkü gelen istekleri paralelde işleyebilir bir yapısı var bunun da. Gene aynı şekilde burada bazı metotları var. Do, on, error, işte x string ve log. Şu log zaten genel bütün şeylerde kullanılıyor. E, reaktif metotlarında. Bu genelde bu reaktivin içerisinde bu şu e, kod bloğunun içerisinde yapılan her şeyi satır satır bize yazıyor loga baktığımızda. Onunla ilgili de örnek atmış olmam lazım ileride umarım koymuşumdur. Ondan sonra burada da bunun testleriyle alakalı işte bazı şeyler yapılmış bazı değişiklikler yapılıyor. İşte Composite Integration Get Product'a Product ID falan veriyor. Ee, burada doğru çalışmasını bekliyor. Burada işte... Get Recommendations da Flux from Iterable da gene bizim benim aslında listemi bir e, Flux listesine çeviriyor. Burada da gene aynı şekilde. Yani kitap aslında bu bölümde genelde hep şey yapıyor. Yani develop ederken reaktif bir servisi nerelerde ne değişiklikler yaparak ilerlemeliyiz gibi gidiyor. Biz neredeydik? Şurada bir yerdeydik. Aynen. Şimdi Event Driven'da da aslında şöyle bizim burada, bir dakika yanlış atlamış olmayayım da ben. Aynen. Event Driven'da asenkron yani artık develop ederken de bizim farklı ihtiyaçlarımız doğuyor. İşte en basit ihtiyacımız şey, e, bir MQ ya da Apache Kafka gibi bir aslında bir mesaj e, queue'sını e, manage edebilen bir sisteme ihtiyacımız artık oluyor burada. E, genel olarak da buradaki yapı e, şöyle işte bir mesaj gelecek ve biz bu mesajı aslında asenkron olarak ileteceğiz ve de o diğer servisler, diğer producer gönderecek. Diğer tarafta consumer da asenkron olarak bunu devam ettirecek. Zaten bu farklı organizasyonlarla bunun çok fazla tavsiye edilmemesinin başlıca sebeplerinden birisi de bu. Yani o mesajda yapılabilecek bir değişiklik ya da orada birazdan göreceğiz keyler falan var. Ya da işte bu mesaj event olarak da kullanılabilir. Orada yapılabilecek değişiklik farklı şirketlerle, farklı organizasyonlarla entegre olduğumuzda işimizi zorlaştırabilir. Fazla fazla iletişim gerekebilir. Şimdi burada bahsettiği şey aslında şu consumer gruplar denen şeyler. Şimdi producer mesajı gönderdikten sonra bu mesajları konsüm edecek servisler olacak. Ve burada konsüm edecek servislerde şuradaki problem şu. Mesela A, B mesajlarını bu üç tane benim consumer'um var mesela. Üçü de handle etmeye çalışacak. Ama diyor ki kitap biz burada diyor bir consumer grup kurarsak diyor. Ben hangi mesajı nerede e, çözümleyeceğimi, konsüm edeceğimi diyor ayırabilirim artık diyor. Bunun da Spring Cloud'da işte develop ederken bunun için yapılması gereken şeyin işte bindings input altına destination products dediği şey aslında bizim bu grubumuz. işte grubun adı da products grup. Bunu belirtirsen diyor products mesajları şu mesajlar topikler yani şey topik diye geçiyor şeyde. Bunlar diyor bu gruba gidecekler diyor destination olarak buraya gidecekler diyor. Bunları diyor kontrol edebiliriz diyor. Ondan sonra retry ve dead letter quiz'de şunlar var. Şimdi normalde Input Consumer'da şunu diyebiliyorsun işte Max etems Bunlar gene geliştirilirken bu arada konfigürasyona koymamız gereken şeyler kullanacaksak eğer. 3 kere dene işte e, in, in, Initial Interval'i 500 milisaniye olsun. işte Back Off Max Interval'i 1 saniye olsun. Back Off da 2 olsun yani 2 kere e, Back Off'a düşebiliyorsun. Ondan sonra bunun <laughs> Rabbit tarafında bunu etkin edebilmek için auto bind DLQ diye bir şey var. DLQ zaten dead letter queries'in şey kısaltılmışı. Ee, buna true verip republish to DLQ'ya tekrar true vermen gerekiyor. Bunun Kafka'daki e, konfigürasyonunda da sadece enable DLQ deme ina, enable DLQ'ya true vermek bizim için kafi oluyor. Ya Rabbit ya da Kafka hangisini kullanacaksak burada ona göre bir tercih yapmamız gerekiyor. Şimdi burada Hani order ve partition'ı garanti altına almaktan bahsediyor. Yani buradaki aslında problem şu ben e, işte şu A'daki key 1-2-3, C'deki key 1-2-3, B'deki key 456. Bunları benim düzgün bir şekilde işleyebilmem gerekiyor. Latency'de mümkün olduğunca low tutmam gerekiyor gecikmeyi. <laughs> buradaki problem şu pardon çözüm şöyle aslında bu key biz giden mesajın içerisinde payload'un içerisindeki herhangi bir veriden elde edebiliyoruz. Bu bir entity'nin ID'si olabilir. Entity'nin işte örnek veriyorum bir payment type'ı olabilir. Bu tür şeyler olabilir bu key. Ondan sonra bunun içinde gene konfigürasyon dosyasında yapmamız gereken şeyler var. İşte destination gene products olarak veriyoruz. Bunların hepsi products mesajı. Ondan sonra bunu verdiğimiz zaman şeyi de belirtmemiz gerekiyor. Ben bu key'i Nereden alacağım? İşte bu payload'un içerisinde key diye bir alan olduğunu varsayıyor. Onun içine koyuyor. Partition count'unu vermiş burada. Kaça bölgeyle alakalı. Gene aynı şekilde aşağıda da mesela e, binding input'ta işte destination gene product. işte bu sefer product ve grup veriyor e, işlenceye yer için. Ondan sonra consumer'a da partition to true veriyor. Instance index sıfır veriyor. Burada şey yapıyor aslında. Bu payload key'i kullanacaksın. Bu burayı tanımlatıyor. Daha sonra da gideceğin yerde, product için hali hazırda olan işte product grubun varsa oraya ileteceksin. Product'a giden destinasyonu products olan mesajlarımızı, topiklerimizi şuradaydı herhalde aynen. Şimdi burada bu işlemleri yaparken tabii e, Maven ya da Gradle ne kullanıyorsak oraya bazı şeyler eklememiz gerekiyor diye ben buraya Mavenlarını ekledim. İşte burada e, Spring Cloud Starter'dan Stream Rabbit'i, Stream Kafka'yı, bir de test aşamasında bu şeyleri mesaj kuyuları kontrol edebilmek için Spring Cloud Stream'in test support'unu eklememiz gerekiyor. Bu versiyonlar falan bu arada benim son gördüğüm versiyonlar için, olduğu için koydum yani farklı olabilir. Şimdi burada event'in bir tanımını yapmamız gerekiyor çünkü aslında e, mesaj driven değil de burada event driven bir asenkron yapı kullanılmış. Şimdi burada şöyle açıklamaya çalışayım. Ee, event de aslında bir mesaj ama biz event'i tanımlarken içerisine bir event type, işte key, data, işte event event created e, et falan gibi alanlar koyduğumuzda ben şöyle düşünebiliriz. İşte event type'ımız create ve delete. Dolayısıyla ben bir product'a create ve delete işlemi göndereceğim. İkisi de aslında product topiğine gidecek. Ama ben type'ına göre ayırıp aslında farklı mikro servislerde bunları konsüm edebilirim daha sonrasında hani yönetmek için benim için daha faydalı bir adam oluyor bu. Ya yani internetten de araştırdığımda işte normal bir mesaj yerine event'i tercih etmenin, event de tabii ki bu arada bir mesaj ama hali hazırda belli bir yapıya sahip olan, belli bir structure olan bir mesaj. Şimdi burada bir event'in nasıl publish edebileceği, yani e, reaktif mikro mikroserviste event'in nasıl publish edileceği ile ilgili örnekler var. Aslında normal bir e, mesaj broker'a mesaj gönderirken işte bir belli bir bizim zaten topiğimiz oluyor. Bu topikten de biz bir mesaj gönderiyoruz. Orayı dinleyen herhangi bir consumer da o mesaj geldiğinde onu alıyor, okuyor. Burada da aslında e, delayed product'ta mesela bir product ID parametresi alıyor. With payload dediğinde de bir tane event oluşturuyor ve bunu build ediyor. Şimdi bunun karşı tarafa giderken gene de mikro servislerde bazı e, konfigürasyon ayarlarının yapılması gerekiyor. Ne bunlar? İşte RabbitMQ mesela bunu Defined binder'a rabbit'i vermiş, content type'ına JSON demişiz. İşte burada output products, output recommendation ve output reviews. Bunlar aslında bizim için topiklerin, yani bu, bu mesajlar hangi topiklere gidecek diyeyim o daha doğru bir tanım olabilir bunun için Kafka binder kullanacaksam eğer ben yani Kafka'yı vereceksem eğer işte Kafka'nın broker'ını ve portunu veriyorum. RabbitMQ kullanacaksam gene aynı şekilde fazladan username'i password'ünü tanımlamam gerekiyor konfigürasyon dosyasında. Test kodlarında neler değiştiriyoruz? Şöyle yani bir aslında qlar oluşturuyoruz biz kendimiz. Daha sonra setup'ta bu Q'larımızı dolduruyoruz yani yukarıda null oluşturuyoruz aslında before yani bütün testler çalışmadan önce gidip bu Q'ların içerisine e, initialize yapıyoruz. Ondan sonra e, sağ tarafta da bu oluşturduğumuz Q'ları nasıl kullanabilirizle alakalı bir örnek var aslında. Ya Bir tane işte product oluşturuyor kompozit diye bir tane product oluşturuyor aslında. E, daha sonra da şu, hemen şurada. Ee, new event deyip işte bunu yeni bir event'e dönüştürüp daha sonra da burada gene receive payload işte same event accept created falan diye bunları oluşturuyor. Bunları da aslında Q'ya gönderiyor. Yani testlerde de e, biz reactive'de kendi konumuzu nasıl değiştiriyorsak asenkronda testlerde de buna uygun test yazmamızı bekliyor. Onunla ilgili değişikliklerden bahsediyor kitapta genel olarak. Burada da consuming eventlerle alakalı yani consume, eventi consume et, eden servislerde neler yapıyoruz? Bununla alakalı şeyler var aslında. Burası da gene basit mantık olarak baktığımızda gene hani dinleyecek ya belli bir kanalı dinlemek zorunda. O kanaldan aldığı mesajla ilgili yapacağı işlemler var. Şimdi burada bir tane mesaj prosesör diye bir tane klas oluşturmuş. Ondan sonra burada işte stream sınırda. Target'ta sync input diye bir şey veriyor burada. Bu sync input şöyle yorumlayabiliriz bunu bir data. Yani nasıl diyebilirim? Data collection diyebiliriz, data seti diyebiliriz buraya. Gelen eventin bunun içine gelecek olan eventleri bekliyor. Bu eventin type'ına göre işte create, delete ya da işte default'ta da exception falan fırlatabiliriz. Ondan sonra işte create'de create ediyor, delete'de normal gene işlemini yapıyor falan. Burada gene create product'ın içine göster yani kitapta göstermiş. Ben de bunu göstermek istedim. Gene burada aslında Mono'yu falan kullanarak repository'me ben gidip aslında bir entity save ediyorum. Gene burada log dediğim zaman bana bu e, repository save ederken olan reaktif bütün aşamalarını hepsini gösteriyor. Hata varsa hatayı falan da yazıyor. En sonunda şey completed on diyerek tamamladığını belli aslında. Return ettiğimde de gene bu Mono'dan entity almak için nokta block metodunu kullanıyoruz gene bu şekilde return etmiş bu da devam edeyim <laughs> Heh, şimdi şöyle bir ihtiyaç doğuyor ee, asenkron mikro servisleri Aslında dün dün değil Pardon Salı günü Berkay'ın anlattığı konuda buna benzer bir şeyler vardı yani gene Aslında orada Eurokey'e registry oluyorduk burada da aslında onu anımsatacak şeyler var. Çünkü diyor ki eğer bir sistemin diyor senin asenkron ilerleyecekse diyor ya bir, bir mesaj alıp ileteceksen sen diyor işte birisi produce edecek ama orada konsümörün ayakta olmama ihtimali olabilir diyor. Dolayısıyla burada e, Reactive Health Indicator Registry diye bir klası var. Reactive'in Reactive şeyin e, Spring'in burada şu işe yarıyor bu. Ben e, servislerime aslında sol tarafta şeyi tanımlıyorum İşte halt get halt get halt metodunda ne aslında ben 200 döneceğim ayaktayım falan diyeceğim yani bana çağrı yapabilirsin diyorum İşte product halt işte recommendation halt review halt bunların hepsi farklı mikroservisler. diğer tarafta benim asıl e, producer metodumun olduğu yerde e, işte. X application nokta class spring boot'un main class'ı olduğunu düşünelim. Orada bir bin tanımlıyorum ben. Ve o bin içerisine bir tane health indicator register diye bir class var. O class'ı nivleyip o class'a register ediyorum. Register ederken de bu integration'dan işte kendi get health metotlarını çağırıyor. Eğer bir problem varsa zaten uygulamayı yani mesaj göndermeyi ara veriyor. Bunu da büyük ihtimalle hiç denemedim ben bundan daha önce ama belli hani zamanlanmış görevlerle falan ara sıra gene işte akışın içerisinde kontrol edebilmekte fayda var. Büyük ihtimalle öyle bir yapıda vardır. Öyle kullanılıyordur bunlarda. Devam ediyorum buradan. <laughs> gene burada işte e, RabbitMQ without using partition diye bir şey var. İşte RabbitMQ partition olmadan kullanacaksan aslında buna şeyini vermedim ben burada yer vermedim konfigürasyonu nasıl olacağını der. Çünkü aslında Basic RabbitMQ nasıl konfigür edilebilirse o şekilde ilerliyor. E, kitap bir de bizim mikro servislerimizi Docker üzerinden build edip e, bir imaj oluşturup onun üstünden götürüyor. O yüzden buradaki aslında bu şu konfigürasyonlar genelde Docker üstünden yapılan şeyler. Ondan sonra RabbitMQ2 Partition yaparsak ne olur? Burası aslında biraz daha farklı normal bir RabbitMQ konfigürasyonundan ziyade. Burada aslında işin için artık işte Partition True geliyor, Instance Count 2 geliyor, Instance Index'in falan veriyorsun. Burada işte Product P1 dediği aslında o Partition'lardan bir tanesi. Ondan sonra Depends On dediği, Docker'ın içerisinde, e, Docker yamıllarda şöyle bir şey var, Docker dosyalarında. Ben bu mikro servisi, mikro servis dediğimiz hangisi? Mikro servisin altındaki product servisi. Ben bunu ayağa kaldırmadan önce MongoDB ve RabbitMQ'nun e, ayakta olmasını bekliyorum aslında. Condition Service altı dediği şey o. O servis biz tanımlayabiliyoruz. Bunlar ayaktaysa ben bunu kaldırıyorum diyor Takır. Compose YAML'da olması lazım diye adını yanlış hatırlamıyorsam. E, Kafka, Kafka, içinde şöyle bir şey var. Kafka'da bir işin içine Zookeeper geliyor. Bunun bir nevi işte proxisi gibi düşünebiliriz. Ondan sonra burada gene bir Kafka imajı veriyoruz. İşte memory limitini falan tanımlıyoruz. Portunu tanımlıyoruz. E, daha sonra environment özelliklerini veriliyoruz. Host name'ini, portunu, işte connect'ini şey. Bu da e, ayağa kalkarken zookeeper aslında bekliyor Kafka. Yani Kafka ile ufak böyle işte denemeleriniz olduysa da daha önce çalıştıysanız görmüşsünüzdür illaki. <laughs> Ha burada e, bu automated testlerde de mikroservis landscape'inde biraz aslında önce bahsettiğimiz bu işte ayakta mı değil mi işte get metotları metotlarıyla alakalı olan e, HTTP'lere curl atabiliriz diyor düzenli aralıklarla. Bu da bizim aslında hani uygulama bağımsız e, daha doğrusu environment bağımsız yazdığımız bir 5 dosyasıyla e, bu mikroservisler ayakta mı değil mi? onu algılayarak çünkü hani genelde bir mesaj gönderip mesajı eritme mantığı üzerine gittiği için çünkü ben mesajı gönderdim mesela işte produce ettim ama konsum edecek kimse yok ve ayağa da kalkmıyor servisler orada o mesajlar birikecek ve belki de şey olacak benim kullandığım mesaj broker'a göre belki o mesajlar hiç tutulmuyor bile belki işte belli bir süreden sonra bin tanesi falan silinecek. Öyle problemler yaşayabiliriz. Dolayısıyla bu kısım aslında asenkron bir yapı kuracaksak bu servislerin e, ayakta olup olmamasını kontrol etmek bizim için önemli. Kitapta bundan e, den vurmuş biraz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi kolay, easy call.